İnternette çok fazla flümetrinle alakalı, voron mücadelesiyle alakalı video var. Yani o kadar karmaşık, o kadar detaylı, yani o kadar üstün körü, böyle farklı farklı videolar var ki insanın kafası karışıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Benim yıllar önce uyguladığım, iki yıl önce uyguladığım bir yöntem var. Onu deneyeceğim. Çok basit anlatıyorum bunu. 6'ya 4, 4'e 6 oranında hulmetrin ve yağ karışımı yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Hemen söylüyorum. Hulmetrinden 4 cc 20'lik şırıngan var. 20'lik şırınganız varsa 8 cc çekiyorsunuz. Geri kalan 20 cc'ye de yağ çekiyorsunuz. Ve şırıngaya biraz boşluk bırakıyorsunuz. Şöyle 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 ekstra bir kutuya gerek yok. Bunu iyice çalkalıyorsunuz. Çalkaladıktan sonra çalkaladıktan sonra karışımımız tamamlanmış oluyor. Gazete kağıdı kullanan var, karton kullanan var, işte çeşitli yöntemlerle daldırma usulü yapan var. Hani kutunun içerisine koyup yağı boşaltıp sallayanlar var. Öyle de olabilir, diğer şekilde de olabilir. Her şekilde yapabilirsiniz. Hulümetrin çok uçucu olduğu için yağla karıştırıyoruz. Bu Fulimetrinin içerisindeki etken maddeler varovanın sinir sistemini bozduğu için özellikle uçucu maddeler bunlar tabii ki bozduğu için temas anında da çok işe yarıyor. E, gazı da e, çok e, etkili. Voravon'un sinir sistemini devre dışı bırakıyor ve arının üzerinden düşmesine sebep oluyor. Arı tabii fark ettiği zaman Voravon'u yani bulunduğu yerden arının boyun kısmından çıktığı zaman da fark ettiği zaman kendi de onu düşürmeye çalışıyor. Ne yaptık? 6'ya 4 oranında flümetrin hazırladık. 4 flümetrin 6. Yağ koyduk. Yani %40'a %60 olarak düşünün bunu. 20 cc'lik şırıngam var. Üzeri biraz silinmiş ama. Evet uygulamaya geçelim. Ne yapacağız? Şimdi ben Vileda'nın şu joker bezi var. Gayet emici. Parçalanabilir. Yani ara bunu parçalayamıyor ama en azından emici olduğu için flümetini tam içerisinde hapsedecek ve uzun süre kovanın içerisinde kalmasını sağlayacak. Yani uçuculuğunu Maksimum miktarda önleyecek bu bez. Viladanın Joker bez. Kağıt kullananlar var. Kağıt kullanmak istemiyorum. Neden biliyor musunuz? Kağıdı zaten iki günde paramparça edecek. Full bir etkisi kalmayacak. Tamam arıya temas ediyor, arı işte birbirini tamarlıyor vesaire ama e, maksimum miktarda kalmayacak kovanın içerisinde. Benim için bir önemi yok. Yani iki gün etkili ya da beş gün etkili bir ilaç istemiyorum ben. O yüzden on beş gün veya da on gün etkili maksimum etkili bir ilaç hazırlamak istiyorum. Bunları hazırladım bitti. Karışım hazır. Nasıl uyguluyorum? İster istediğiniz yüzüne, bunun istediğiniz yüzüne iki cc. 2 cc enjektörle şöyle yayabilirsiniz. Aynı şekilde bunun yüzeyine de 2 cc enjektörle bakarak yayıyorsunuz. Şu anda ben hem video çekip hem bu işlemi yaptığım için bu işlemi dökme işlemini size gösteremeyeceğim. Bunu yapıyorsunuz ve her şey günlük gülistanlık. Bunu gidiyorsunuz arının ister önüne koyun ister ortasına koyun ister hani çıtanın üstüne katsız arının çıtasının üstüne ister ortasına ister önüne ister arkasına koyun ve arıyı bir an önce kapatın. Ve bunu yaptığınız zaman e, bu gaz yayılımı devam edeceği için bunu hızlı bir şekilde yapmanız lazım. Yani bunu e, nasıl söyleyeyim kapalı bir kutumuz olsa keşke böyle hepsine çeksek çeksek kutunun içine alsak kutuyu kapatsak. Çünkü gaz yayılımı minimuma indirmemiz lazım. E, bu şekilde Şimdi bu videoyu YouTube'a koyacağım. Çok basit, çok etkili bir yöntem ee, kullanmanızı tavsiye ederim. Kolaylıklar diliyorum.